maddesiyle devam edeceğiz. Salih selef tabiriyle kastedilen sahabeler, tabi'in, tebe-i tabi'in ve onlara en güzel şekilde uyan imamlardır. Yani selefi salihin dediğimizde kastedilen kimseler sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve onlara en güzel şekilde uyan, akide, amel, edep olarak en güzel şekilde onlara uyan imamlardır. Bir kimse neden başkalarına değil de selefin menhecine uymamız gerekiyor diye sorabilir. Sonuçta onlar da bizim gibi insanlar. Yani bu uymanın gerekliliği konusunda neden bu ümmetin selefini tahsis ediyoruz? Nitekim bugün bazı yazarlar, işte onlar ricalse, onlar insansa biz de insanız. Onlar ricalse biz de ricaliz diyorlar. Şüphesiz salih selef bu ümmette başkalarında olmayan özellikleri kendilerinde bulundurmakla ayrıcalıklıdırlar. Onlar kitap ve sünnette gelen doğru anlayışın ve ameli uygulamanın örnekleridirler. Pek çok açıdan şer'i deliller, bu dinde varid olmuş deliller, kitap ve sünnet nasları, selefin anlayışına müracaat etmenin, başvurmanın gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Bu delillerden bazılarını zikredeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle onların yoluna uyanları överken, onların menhecine muhalefet edenleri de can yakıcı azapla tehdit etmiştir. Bu tehdit Nisa suresi 115. ayetinde mealen şöyle gelmiştir. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. Evet, müminlerin yoluna aykırı bir anlayış yolu tutan kimseyi Allah can yakıcı şekilde cezalandırmakla tehdit etmiştir. Burada müminlerin yolu ifadesinin kapsamına giren ilk tabaka sahabelerdir. Yani Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdiğinde müminler sahabelerden oluşuyordu. Dolayısıyla sahabelerden sonra gelenler sahabelerin anlayışına tabi olmak zorundadır. Yani sonradan gelenler sahabelere muhalif bir anlayış ortaya koyamazlar. Yani bugün günümüzde farklı farklı anlayışların, farklı farklı görüşlerin ortaya çıkmasının sebebi bu ayetin, gözetilmeyen ayetlerden birisi de bu ayet. İşte bu ve buna benzeri ayetlerin gözetilmemesidir. İhtilafların Allah'a ve Resulüne döndürülmemesi, daha önce işledik bu maddeyi. Bir diğer husus da bu. Müminlerin yolundan başkasına tabi olma konusunda insanlar işi gevşek tutmuşlardır. Allah Azze ve Celle yine onları Tevbe suresinin 100. ayetinde şöyle niteliyor. Muhacirlerden ve ensardan İslam yolunda yarışanların öncüleriyle onlara güzellikle tabi olanlardan Allah hoşnut olmuş. Onlar da Allah'tan hoşnut, razı olmuşlardır. Allah onlara içinde sürekli daimi kalacakları ağaçları altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. İşte bu en büyük kurtuluştur. Bakın, bir önce okuduğumuz ayette bir tehdit vardı. Müminlerin yolundan, yani ilk müminler olan sahabelerin yolundan başkasını tutanların, o sahabelerin, o müminlerin icmasından ayrılanların varacağı yerin cehennem olduğu bildiriliyordu. Bu ayette de Allah Azze ve Celle'nin ancak sahabelerden ve onlara güzellikle tabi olanlardan razı olacağı, büyük kurtuluşa erenlerin, cennete kavuşacak olanların sadece bu kimseler olacağı bildiriliyor. Evet, Allah Azze ve Celle sahabelere hitaben Bakara suresi 137. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse şüphesiz hidayete ererler. Bakın, hitap sahabelere, bu ayette hitap sahabelere. Eğer onlar, başkaları, Yahudi, Hristiyan veya sahabeden başkaları, kim olursa olsun, sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayeti bulurlar. Yani hidayeti bulmanın, hakka uymanın, hakka muvafık kılınmanın tek yolu sahabelere uymaktır. Onların iman ettiği gibi iman etmektir. Evet,
Hidayet buna bağlanmış ve sahabeler kendilerinden sonrakiler için bir hüccet kılınmıştır. Her halükarda bu açıktır. Evet. Ömer bin Abdülaziz Rahimullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetler koydu. Ondan sonraki idareciler de sünnetler koydular. Bunlara tutunmak Allah'ın kitabına tabi olmaktır. Allah'a itaati mükemmelleştirmektir. Allah'ın dininde kuvvettir. İnsanlardan hiçbiri onu bozamaz, değiştiremez ve ona aykırı bir görüşte bulunamaz. Onun yolunda giden hidayet bulmuştur. Ondan yardım isteyen yardım görür. Kim de onu terk ederek müminlerin yolundan başkasına uyarsa Allah onu döndüğü yerde bırakır ve cehenneme sokar. O ne kötü bir dönüş yeridir. Yani sözlerini Tevbe suresinin, Nisa suresinin 115. ayetiyle tamamlıyor Ömer bin Abdülaziz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onlara, yani sahabelere tabi olmayı ve onların menhecinde gitmeyi şu hadisinde emretmiştir. Size sünnetimi ve hidayete erdirilmiş raş talifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Ona azı dişlerle sarılın, sımsıkı tutunun. Bunu Tirmizi ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbani Sahihül Cami'de sahih olduğunu belirtir. Burada Nebi aleyhissalatü vesselam, size sünnetimi tavsiye ederim sözünün başlangıcı, sizden yaşayacak olanlarınız elbette birçok ihtilaflar, görüş ayrılıkları görecektir. Dedikten sonra bu sözleri söylüyor. Yani ayrılıklar göreceksiniz. Görüş ayrılıkları olacak ümmetimde. Kim yaşarsa ümmetimde, yaşayacak olanlar buna şahit olacak, bunu görecekler. İşte diyor, bu ihtilaflardan kurtuluş yolunu tarif için Nebi Aleyhisselatü Vesselam, size sünnetimi tavsiye ederim ve hidayete erdirilmiş raşid halifelerimin sünnetini diyor. Ondan sonra ona sımsıkı tutulun derken burada zamir teke iniyor. Çünkü raşid halifelerin esasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden başka bir sünneti yok. Burada kastedilen şu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman onun en son uygulamalarını, en son sünnetlerini raşid halifeler başkalarından daha iyi bilirler. Çünkü hadis kitapları da okuduğunuzda bazen birbirine çelişkili gibi görünen hadisler okuyabilirsiniz. Bunlardan bazısı neshedilmiştir, hükmü kaldırılmış, yerine başka bir hüküm getirilmiştir. İşte bunun gibi, buna benzer veya umumi bir ifadeyi başka bir hadis tahsis etmiştir. Mutlak, herhangi bir kayda şarta bağlı olmayan herhangi bir ifadeyi diğer bir hadis sınırlamıştır. Tahsis etmiştir, takyid etmiştir, kayıt altına almıştır. İşte bunun gibi mutlakı, mukayyedi, umumu, hususu, nasihi, mensuhu, işte bu raşid halifelerin başkalarından daha iyi bilir demek istiyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu yüzden sözünün sonunda zamir teke iniyor, ona sımsıkı sarılın, onlara demiyor. Ona, yani o sünnete sımsıkı sarılın. İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının sünnetini kendi sünnetine bağlamış ve kendisinin sünnetine tabi olmayı emrettiği gibi her ikisine birlikte uymayı da emretmiştir. Bu emri öyle mübalağalı bir ifadeyle söylemiştir ki azı dişlerle sarılmayı, tutunmayı emretmiştir. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle der. Ey kurralar topluluğu, yani ey Kur'an hafızları, Kur'an okuyucuları, Allah'tan korkun. Sizden öncekilerin yoluna tutunun. Yemin ederim ki onlara tabi olursanız oldukça öne geçersiniz. Şayet terk ederek sağa ve sola ayrılırsanız uzak bir sapıklığa düşersiniz. Huzeyfe radıyallahu anh sahabede, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önde gelen sahabelerinden bu hitabı tabiinden Kur'an öğrenen öğrencilerine ve sahabeden öğrenenlere yapıyor. Ey Kur'an okuyucuları, Allah'tan korkun ve sizden öncekilere, yani sahabelere tabi olun. Eğer tabi olmazsanız sağa sola saparsınız. Bundan sakının diyor ve bunu yaptığınız takdirde de elbet sapıklığa düşersiniz diyor. Şüphesiz bu ümmetin selefi, selef-i salihin ilim ve amel bakımından ümmetin en faziletlileri, en üstünleri ve hayırlılarıdırlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu şu şekilde bildiriyor. İnsanların en hayırlısı benim asrımdakiler, sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenlerdir. Bunu Bukhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir.
Nebi Aleyhisselatü Vesselam böylece 3 asır saymıştır. İnsanların en hayırları benim asrımda yaşayanlar, sonra onlardan sonra gelen tabi'in, sonra onlardan sonra gelen tebe'ut tabi'in. Hadisin devamında bundan sonra işte yalan şahitlik yayılacak, bozulma başlayacak, şişmanlık baş gösterecek. Yani dünya uğrunda çabalama, insanların dünya peşine düşmeleri yayılacak, güvenilirlik azalacak diyor. Yalan ortaya çıkacak. Hatta diyor, kişi kendisinden şahitlik istenmediği halde şahitlik etmekte hırslı davranacak ve yemin ettiği halde yalan şahitlikte bulunacak. Yani bu derece bozulmanın başlayacağını Nebi Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Yani bu bozulma tabi'in döneminde çok azdı. Sahabe döneminde, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde sahabeler bazı ihtilaflarda bulunmuşlardır. Onların da ihtilaf etmemesi için az önce zikrettiğimiz hadis bir hüccetti. Yani sahabe ihtilaf ettiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra Raşid halifelerin, onların tercih ettikleri, onların bildikleri sünnetleri diğerlerine tercih etmeleri. Dinin en son ahkamını bilen çünkü onlardı. Bunu tavsiye etmişti. Sahabe arasında ihtilaf çok azdı. Ve onlar arasında ciddi bir ayrılığa sebep olmadı. Birbirleriyle savaşmış olsalar dahi akidelerinde hiçbir ayrılık yoktu. Yani sahabelerden hiçbirisi Allah'a hamdolsun sapıtmadı. Fakat onlardan sonra gelenlerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bildirdiği gibi bazı sapmalar gündeme geldi. Ta Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayattayken hatırlarsınız, Zulhüveysira denilen bir şahıs bir ganimet taksim esnasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'tan kork, adil taksimde bulun diyordu. O da diyordu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben Allah'ın yeryüzündeki emini ve onun Resulü olduğum halde nasıl Allah'tan korkmam ve nasıl adil olmam? Şunu iyi bilin ki bu adamın soyundan öyle bir nesil gelecek. Kur'an okudukları halde okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Yani okudukları Kur'an'ın bunlar...